AKP iktidarı toplum mühendisliğine soymuş durumda ve bununla ilgili tabii ki iki tane önemli kurum var. Bunlardan biri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü biri eğitimle ilgili, diğeri de aile ile ilgili. Dolayısıyla aile ve eğitimle kendi ideolojik ve siyasal hedefleri doğrultusunda bir çalışma yürütüyor AKP iktidarı. Bu yapılan protokollerde de çok açık ve net görüyoruz. Milli manevi değerler dedikleri, değerler eğitimi dedikleri, Türk, Sünni ve Hanefi mezhebine değerli bir toplum mühendisi yaratılmak isteniyor. Burada ötekiler, etnik kökenine, sonradan dini inançlarına ve mezheplerine, mezhepleri farklı olan insanları ötekileştirme üzerinden bir süreç yürütülüyor. Biz kesinlikle buna karşıyız eğitimsel olarak. İnsanların eşit dil, din, ırk fark etmeksizin bütün insanların eşit bir şekilde devletin verdiği vergilerden yararlanarak bunun eğitiminin almasını gerektiğini savunuyoruz. Ve 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın soyut din, inançla ilgili kavramları öğrenmesinin kesinlikle sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Hem pedagojik eğitim açısından hem iktidarın toplumsal dönüşümü sağlama açısından ve insanları ayrımcılığa iten bir protokoldür. Kesinlikle buna karşıyız. Mesela 2023 yılında 4 milyona yakın haneye sosyal yardım yapılmış. Yani bu kişi bazında yaklaşık 17,5 milyon insana tekabül ediyor. Bu şu anlama geliyor. Yani ülkenin dörtte biri sosyal yardımlardan besleniyor ve dolayısıyla ülkenin %25'i maalesef fakir. Dolayısıyla AKP iktidarı da insanların bu fakirliklerinden, bu yoksulluklarından beslenmeye çalışarak kendi değerleri, milli manevi değerlerini empoze etmeye çalışıyor. Bu da doğru bir şey değil kesinlikle. Yapılması gereken sosyal yardımlar değil, insanların üretime katılmasını sağlamak. Bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü insanlar birilerine muhtaç olunca, birilerine sadaka kültürüyle bağlı olunca maalesef istediklerini söyleyemez ve kendisine dayatılan bu değerleri, milli, manevi, kültürel değerleri siyasal ve ideolojik anlamda da benimsemek zorunda kalıyordur. İnsanlar, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Alevi var. Gayrimüslim insan var. Dolayısıyla kendisine ateist olarak adeden insanlar var. Bunların hepsini işte bir arada yetiştirilebilecek hale getirmek, sonradan sanki tek bir din, tek bir ırk, tek bir inanç varmış gibi görmek doğru değil. Bu insanları ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan bir durum. Bizim yapmamız gereken nedir? Özgür, eşit, farklı inanç gruplarına saygı duyarak yaşamamız gerekiyor.